Vay be, artık an itibariyle Clash of Clans'ın yani sevgili Paradeli bugüne kadar çıkarttığı en pahalı arka plan oyunumuzu yüklenmişti. Bossuzlar ve esibopçular çok merak ediyordu fiyat tarafını. Fiyattan öncesinde bu arka planın geleceği günü an itibariyle peşin peşin bekledik abi. Bizleri çok bekletip de gelmeyenler bir gacılar, iki de şu sandıklar. Ulan bu sandıkları niye getirmedin lan Paradel ananı? Her neyse abi, biz konumuza odaklanacağız. Bugün arka planı inceleyeceğiz. Daha sonrasında ise alınır mı alınmaz mı? Kimler almalı kimler almamalı muhabbetini yapacağız. Boşumuzu yapacağız, dağılacağız beyler. Video taraflarında yalnızca beğenenlere çıkan hype'ları göndermeyi unutmayın. Hazırsanız, yorum yaptıysanız başlayalım abi. Let's go! Sevgili Ghost kardeşlerim, bugün oyuna girdiğimizde Ejderhalar Savaşı ismiyle 1319 TL'ye şu anda satışa sunulan arka planı hepiniz görmüşsünüzdür abi. Bizim agaların da bileceği ve hissedeceği gibi Paracel ve ilk First Date'e çıktığımız gacıların bizlerde gördüğü bir şey var abi. Bu ikisinin ortak özelliği bizi bir ATM olarak görüyorlar. Ulan kardeşim, biz senin ATM'n miyiz amına ki? Niye sürekli para bittiğinde bize böyle şeylerden yapıyorsun dedim fiyatı görünce. Daha sonrasında ise girip bir yorumlayalım, bir bakalım eder mi etmez mi görelim dedik abi. İlk defa ben de sizlerle birlikte tam anlamıyla göreceğim. Güzel geçişler ve yavaş yavaş zoomlarla birlikte geliyor köyümüz. Arka planı şöyle bir yaklaştıralım, uzaklaştıralım. Gittikçe gelişiyoruz abi. Bu kısımdan gördüğünüz gibi dolu dolu, hayvan gibi, yani yok böyle arka plan diyebileceğimiz bir arka plan gelmiş mi gelmiş. Sağ taraflarda sürekli portallar çıkıyor. Portalın içerisinden ejderler çıkıyor. Bu tarafta gördüğünüz gibi ejderleri kovalayanlar, robotlar, böyle makineler falan var. Bildiğiniz ırk savaşı dönüyor. En üst tarafa baktığımızda yine böyle gemilerin kalkış yaptığı bir istasyon ya da böyle bir tamir olduğu mekan gibi. Bu kısımda büyük bir şato var. Şatonun içerisine giren çıkan o barbarlar, okçular. Hemen alt kısımlarında yine portallar dönüyor ve bu kısımda ejderhaya tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bir el çıkıyor abi. Ve bu kısımda bir sinematik görüyorsunuz. Bayağı bildiğiniz kraliyet şampiyonunu görüyorsunuz aslında. Kapıyı koruyan bir şampiyon bu kısımda sizlere görünüyor. Bunlar da güzel detaylar. Arka planın biraz daha derine indiğimizde, bu arada benim görmediğim Şahin gözümden kaçan bir şey varsa bizim chat'in Sherlock Holmes'ları video bölümlerinden sürelerek diyerek işte şurada şunu görmedi diyebilirsiniz abi. Bu kısımda klasik minareden çalma, birazcık kubbecilik var. Yan tarafa doğru geldiğimizde yine bir boka benzemeyen 144p taşlar ve bu kısımda oyunumuza yeni gelen kraliçe ve onun üzerine tıkladığımızda yine bir animation görüyoruz abi. Ejderler, kuşlar geliyor. Bu kısımda kafasına falan konuyor. Bunlar baya güzel ha bunları yani. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama ben de şu anda ilk kez bakıyorum zaten arka planı. Ara ara geçen ejderlere falan çok fazla takılmanıza gerek yok abi. Bu kısımda yine portallar devam etmiş. Aşağı taraftan koşarak gezerek takılan barbarlarımız ve bu kısımda yine evlerimiz ve kulübelerimiz var. Diğer iki kahramanı da bakalım bulabilecek miyim bu videonun içerisinde. Aşağı taraflarda okçu kuleleri derken tam bu noktada gördüğünüz gibi yine bir X'i, kurmalı X'i. Game of Thrones'un son sezonu, bok sezonu dediğim bir sezonda ejderi avlayan X'ini görüyorsunuz şu anda. Bayağı çalmışlar ve bu kısımda Mighty King'imiz olması lazım. Evet, Ork Mighty King'imiz ejderhayı avlamak için bu kısımda elektroya bir atış yapacak galiba beyler. Şu anda arka plan tarafında otul filimizde ağzına da sıkmazsın be. Ah be oğlum, ağzına hayvan düşmanı bu çocuğa. Bu kısımda kulünün orada da barbar kralla birlikte artık tanıştığımıza göre birazcık daha gidebiliriz. Beyler, taş görüntüleri falan bayağı kötü. Yani 144p, bunları zoom atsanız atmasanız da bir bok yok abi. Burada klasik ölmüş ejderler var, dinozorlar var. Kapı tarafları, giriş tarafı, içeride. Yani bak bitmeyen bir arka plan yapılmış. Kötü demiyorum, muazzam, oyunun en iyi arka planı denilebilir. Ama daha geleceğiz abi. Daha değinilecek konular var. Ejder savaşları falan çok şu anda mühim değil. Gördüğünüz gibi bu kısımda da yine bir değirmencilik ve madencilik var. Tabii ki çalışanlar da goblinler oluyor bu noktada. Yukarı tarafa doğru şöyle bir çıktığımda bir tren rayı görüyoruz. Bu kısımdan şatoya doğru giden bir yolculuk var. Göremediğimiz tek kişi koruyucuydu. Koruyucu dedem de gördüğünüz gibi kalenin en sağında, en sağ ucunda bekliyor. Bakalım koruyucu dedem nasıl bir sinematikle bizi karşılamış abi. Dedemiz küçük bebek ejderini yukarıya doğru salıyor ve karşısına büyük bir süper ejder kardeşim çıkıyor. Dedem sopasını yere vuruyor abi. Bu noktada küçük ejderini koruyor. Hafif sinirleniyor Nasrettin hocamız. Daha sonrasında ise sinematini bitirmişler. Vallahi şu anda gördüğünüz gibi köy taraflarına bir türlü gelemiyorsun abi. O kadar fazla detay, o kadar güzel yapılmış bir arka plan ki oturup izleyesi geliyor insanın. Daha da bu taraflarda suları, çeşmeleri, heykelleri, taşları, oymaları, ağaçları derken bizim köy tarafına gelmek zorlaşıyor. Köyümüze geldiğimizde işte çadırlar böyle, süper askerlerimizin çıktığı kutuyu böyle bir şey çevirmişler. Uçağımız böyle, başkente gidişler falan her şeyle olmuş. Baba gibi duran, heykelleriyle barbar kralı andıran, hiçbir şeyi unutmayan, eksiksiz bir şekilde bırakmayan. Bak, koruyucunun heykeli, barbar kralın heykelleri. Queen'in heykelini görebilecek miyim bilmiyorum. Şu anda bakıyorum sağıma soluma. Onu pek fazla göremedim. Sadece iki tane kahramanımızın heykelini gördüm bu noktada. Biraz daha zoomladım ve en yüksek zoomunda da böyle oluyor abi şu anda yeni gelen arka plan. Peki bu kadar güzel bir arka plan alınır mı, almaya değer mi? Sevgili Ghost kardeşlerim, bunu alacak ve almayacak kişi
kişileri ikiye bölüyorum abi. Eğer zenginseniz alın, fakirseniz almayın abi. Çok basit bir şekilde ikilem. Gece yattığında ulan ben bu kredi kartını nasıl taklattıracağım, gittik arka plan aldık ama aç kaldık, ekmek yemeyeceğiz diyen tayfadan sen okula gideceğiz, bilet mi alayım, bir hafta aç mı kalayım, tost yemeden sadece simitle karnımı doyurayım diye düşünüyorsan bu arka planı alma. Ama kardeşim bende para bok zaten, ben para babasıyım, istediğim zaman istediğimi alırım diyorsan, bana değmez diyorsan kaçırma. Bak sakın kaçırma. Deli gibi arka plan, insanların özenerek bakabileceği ve büyük ihtimalle sonralarında da daha da gelmeye devam edecek bir arka plan tipleri olabilir. Tutarsa, satabilirlerse devam eder. Peki ben alır mıyım muhabbetine gelecek olursak sevgili Ghost kardeşlerim, şu anda oyun zaten videonun başında da gördüğünüz gibi 1319 lira an itibariyle şu anda bunun güncel fiyatı alt tarafta görüyordunuz abi. Bu noktada ben bir Kayserili olarak ve mantığın konuşan sesi olarak Clash of Clans tarafında bu arka planı komple benim arkamdaki duvara direkt monte etseniz, duvarımı wallplayer olarak bunları yapsanız, hatta 2-3 tane ejder bana verseniz hafta sonları binsem bile ben böyle bir arka planı almam. Niye kardeş? Çünkü ben bir Kayserili olduğumdan dolayı değil. Vallahi çok dümdüz matematiklerle gideceğim sevgili Ghost kardeşlerim. Şu anda Clash of Clans'ta satılan bu kardeşimi de almaktansa ben Steam'de şu anda indirime düşmüş olan bir tane mesela dünyanın en iyi oyunlarından birisi olan RDR2 alırım, 23 dolar 24 dolar. Ortalama 800 liraya denk geliyor. Bana 100-150 saatten fazla zaman kazandıracak bir oyundur. Grafikleriyle falan da o arka planı 7'ye katlar. Dediniz ki kardeş bizim bilgisayarımız yok, biz de bundan namına kedediniz. Ben de parasel tarafından düşünecek olursam dedim kendi kendime. Kardeş bu sefer de şu anda ekranda görmüş olduğunuz oyunun bana göre en iyi skin setleri, skin duvarını oluşturan bu dörtlünü direkt bundan 3 tanesini alıp cebinize 100-130 lira falan para bırakabilirsiniz. Elinizde illaki skinler vardır, bir sonraki ya da diğer skin alırsınız, dörtlüyü tamamlarsınız. Bir arka plan almaktansa, bir tane arka plan ve köyün içerisinde duran oynayamayacağım bir şey almaktansa, ki çok net söylüyorum her ne kadar iyi arka plan olursa olsun bir yerden sonra canınızı sıkacak abi. O yüzden bu gerçekçiliği de unutmadan düşünün. 4 tane bu kadar güzel skinin 3 tanesini alabilmek aynı fiyata sanki bir tık daha mantıklı benim gözümden. Ya da onu da siktir et dedim. Eğer ki köyüm geriyse, eğer ki köyüm kötü durumdaysa 4 tane altın bilet alırım abi. Yine 280-300 liradan bu da bana ortalama olarak 200 lira cebime para bırakır. 200 liraya da bir 80 lira daha eklerim. 5 altın bilet alırım. 5 tane skin almış olurum. Üstüne bir de yetmezmiş gibi köyümde 5 ay boyunca hızlı hızlı ilerler. Onu da siktir et. Clash of Clans tarafında, parasel tarafında elim götüm tutmuyor ve matematik zekam sıfır abi. Girdim abi, bu arka planın fiyatı şu anda 1319 lira. Girerim abi mağazaya, arka planlara girerim. İçimde kalan ukde olan 4 tane arka plandan alırım. Farklı farklı evire çevire evire çevire 4 arka plan kullanırım. Bir tanesine bakıp sıkılacağımı, dördünü döndüre döndüre gelebilecek her türlü belediyeye uyum sağlatırım. Arka plan kötü mü? Kesinlikle kötü değil. Parası olanın sadece konuşabileceği bir arka plan. Bu noktada ben genele göre düşünmem gerekiyorsa genele göre yorumum bu olur abi. Ya da gözünü kapattım, 1300-1400 lira boyuna harcayacaksan bir tane arka planı harcamak mı daha mantıklı? Yoksa özellikle gösterdiğim o 4 skin'e harcayıp oyun boyunca bunları kullanabilmek mi? Yeni gelen arka plan kesinlikle leş değil. Parası tarafında belki böyle 700 lira olsa, belki 600 lira olsa kapış kapış gider. Bu noktada kaç kişi alacak? Ne kadar gidecek çok merak ediyorum ama sevgili Parasel ve First Dating gacıları, lütfen bize ATM muamelesi yapmayın kardeşim. Ömrü hayatınızda ilk defa güzel bir şey getirdiniz, onu da dünyanın en pahalı skin'in fiyatına satıyorsunuz. An itibariyle kredi borcu olmayanların, yurtta kalmayanların, zeytine peynire kafa atmayanların alacağı bu arka planın haricinde bizim kolsuz ordusu ve esibopçu tayfa yeni gelen arka plan hakkında, fiyatları hakkında, alınıp alınmama tarafında ne düşünüyor yazarsınız kardeşlerim. Parasel'in yeni gelen ırk savaşları adı altındaki yayınlayamadığı bu arka planın an itibariyle incelemesi bitmiştir. Farklı bir şekilde yorumları okuyacağım. Tabii ki ilk gösterimde bulunan tayfaya da tekrar tekrar selam olsun abi. Artık bundan sonra ne boş yaptın yaprağım, kapat video, evimize gidelim anlarında görüşmek üzere kardeşlerim. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Tekiniz bol, karınız güzel olsun abi. Görüşmek üzere. Let's go!